Belki daha iyi görünüyor şimdi. Bakın ben burada bir mukayese yaptım. Yani bu sistem içerisinde niye uyumsuz addedilenler var, niye uyumlu addedilenler var? Dolayısıyla uyumsuzlardan kaçınmak için niye uyumluları mesela teorisyenler daha fazla tercih etmişler? Giderek de besteciler ya da eser besteleyenler o uyumlu makamları uyumsuzlara tercih eder hale gelmişler. Demek ki teorisyenler icracı müzisyenlerin bazı yönelimlerini belirlerken önemli bir etken haline de gelebiliyorlar. Yani müdahale, teorik müdahale giderek müzik yapma biçimlerini ne yapabiliyor? Yönlendirebiliyor. Buna 20. yüzyılda gene geleceğiz zaten. Bakın şöyle bir bakılırsa eskilerin uşşak dediği, bugünkü değil, eski nazariyecilerin uşşak dediği dörtlü tanini ve uyumsuz bakiye aralığını içeriyor. Buna karşılık kelimeye lütfen dikkat edin. Rast. Bir açıklama, hatırlatma. İşiniz rast gelsin. Farsça bir kelimedir. Doğru, düzgün anlamına gelir. Yani işiniz doğru yolda gitsin. Bir sorun çıkmasın. Her şey doğru, dürüst olsun. Bu Farsça bir kelimedir. Niye buna bu doğruluk addedilmiştir? O uyum, nizam gibi kavramlar açısından rast kelimesine yüklenen anlamın bile çok manidar olduğunu dikkatlerinize sunmak isterim. Bakın rast dediği, uşşakla arasındaki farkı burada görebiliyorsunuz. Şu uyumsuzdan kaçınmak için se sayir, yani küçük mücennev. Mücennevin küçük olanı. Bakiyeden hemen hemen böyle bir 22-24 sent kadar daha geniş bir aralık. İşte bizim şimdiki yerleşik müzisyen jargonumuzda ona bir koma diyoruz ya. Bir koma kadar daha genişçe bir aralık. Teorisyen böylece ne yapmış oluyor? Uyumsuzluktan kaçındığı gibi böyle elde ettiği, yani tanini büyük mücennet ve küçük mücennetle elde ettiği uyumlu yapıya rast adını vermiş oluyor. Bu rast sonra bütün neredeyse müzik teorisi çalışmalarında baş perde olmaktan tutun temel makam olma statüsünde kazanıncaya kadar uzun bir macera yaşayacak. Yani onu biliyoruz. Burada aynı şekilde görebilirsiniz. Uyumsuz bakiye ile elde edilen neva yerine bugün hala halk müziğinde kullanılan bir makam adıdır bu. Nevruz aynı zamanda karakteristik bir ezgi tipidir. Bakın aynı yapıda bu kez taninin son tarafa geçmesiyle bunun uyumlu versiyonu yani uyumsuz nevanın uyumlu versiyonu Nevruz, uyumsuz Buseli'nin uyumlu versiyonu Irak ve diğer uyumlular silsilesini burada görebilirsiniz. Bakın bu var ya, müziğin pratiğinden ziyade tümüyle teorik bir arayış. Yani eskilerin müzik üzerine düşünme, spekülasyon dedikleri şey, spekülatif bir yöntemi burada görebiliyorsunuz. Uyum arayışı var, uyum arayışı üzerinden de müziğe bir nizam verme, uyumluluk vasfını yüceltme ve ön plana çıkarma eğilimini teorisyen bakımından burada açık seçik görebiliyorsunuz. Şimdi devirden makama doğru geçerken bazı referanslar ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü dediğim gibi eninde sonunda teorisyen ürettiği bilginin uygulayıcılar bakımından benimsenmesini ve kullanılmasını da isteyeceği için burada bir yol tutuyor ve bazı referanslar vermek istiyor. Diyor ki mesela her devrin yani o oktav genişliği içinde elde ettiği uyumlu bütünlerin aslında bir aslı vardır diyor. Yani bunların hepsi bir asla dayanır. Ve o asla dayalı olmaktan dolayı da perdeler ve nameler aslında o temel dairesinde şekillenirler. Şimdi bu bilgi çok önemli. Çok önemli. Neden önemli? 20. yüzyılda oktav ve tonalite de dayalı ve oktav dizisi olmadan makamın teşekkül etmeyeceğine dair o şehir efsanelerini üretenlerin aslında nasıl yanlış bir yol tuttuklarını, oktavdan daha eksik olanlara çeşitli diyenlerin niye gereksiz ve lüzumsuz bir yol takip etmek durumunda olduklarını aslında bu beyan açık seçik ifade ediyor. Çünkü birazdan size yine göstereceğim. Bu asıllar, esaslar meselesi her hal ve şartta teorik faaliyetlerde dörtlüler, beşliler ve üçlüler üzerine yapılan çalışmalara çıkıyor. Yani oktavlar zaten türetilmiş şeyler. Bunu demeye çalışıyorum. O türetilmiş şeylerin aslını, özünü, temelini bu üçlü, dörtlü ve beşliler oluşturuyor. Bunların çeşni falan diye nitelendirilmesi
hem biraz gereksiz bir kavram kargaşasına hem de tarihsel olarak gelen bazı temellerin gözden kaçırılmasına yol açıyor. O yanlış anlamalar silsilesinin uzayıp gitmesine yol açıyor. Bakın ne diyor, dikkatinizi çekerim. Perdenin ait olduğu daireyi bilmeyen bazı icracılar onun asıl seslerini kullanırlar. Şimdi ne demek istiyor? Teorisyen inancı gereği oktav, uyumlu oktav dizileri elde etmek zorunda. Ama bu ihtiyaç teorisyen için var. Peki ben Aşık Veysel'im. Ne teori biliyorum ne okuma yazmam var. Bir gelenek içerisinde, sözlü kültür içerisinde yetişmiş bir adamım. Ama bağlama çalıyorum ve türküler seslendiriyorum. Öğrendiğim kulağımda ve hafızamda olan bir takım ezgi kalıpları var. Diyor ki bak, perdenin ait olduğu daireyi bilmeyen. Bu daireyi kim imal etti zaten? Teorisyen imal etti. İcracı zaten teorisyenin imal ettiği daireyi niye bilecek ki? Neden bilsin ki? Ama ne diyor? Onun asıl seslerini kullanır diyor. Yani o zaman dört perde içerisinde yapılmış bir türkü, öz olarak baktığınızda Nevruz makamının veya devrinin asıl sesleriyle şekillenmiş bir name üretimine yeterli olmuş oluyor. Ama Nevruz devri kimin için teorik bilgi olarak lazım? Teorisyen için lazım. Pardon. Bir başkası çok önemli bir referans, hatta devir nazariyesi içerisinde melodik harekete kılavuzluk edecek bir referans. Bakın, icracıların pek çoğu makamları his taraftan başlatmışlardır. Yani bizim makam ve tipik ezgi hareket tarzı olarak namelerimizin genel seyrinin tiz bir sesten kalın bir sese doğru olmasının farkındalığı çok erken dönem nazari kaynaklarında bilinen bir olgu olarak karşımızda şu anda ne oluyor? Ezgisel harekete referansla karşımızda duruyor. Ve icracılara atıfla duruyor. Bu ayrım çok önemli bir ayrım arkadaşlar. Yani Ladikli Mehmet Celebi şöyle bir kavram kullanır. Sanat erbabı, ilim erbabı. İlim erbabı teorisyenlerdir. Sanat erbabı icracılardır. Yani bir müziği yapanlar var. Bir de onların yaptıklarını izah etmek derdinde olan, deminden beri anlatmaya çalıştığımız teorisyenler var. Bakın buyurun, Safiüddin Şerefiye'de devirlerin asılları ve esaslarını ne olarak veriyorum? Lütfen dikkatle bakın. Dörtlü, beşli, üçlü ve üçlü. Çok net. Yani bugün birisi kalkıp bize akademilerde makam nazariyeti derslerinde efendim makamın teşekkül etmesi için gibi bir ibare kullanarak başladığında bir şehir efsanesi üzerinden konuşmuş oluyor aslında. Makamın teşekkülü denilen şey eserin teşekkülüdür. Eserdeki hanelerin o formal kesitler içerisinde şekillenmesi ve kompozisyonla ilgili bir şeydir. Bu aslında teoriyle ilgili bir şey değildir. Türkiye'de en önemli hatalarımızdan bir tanesi kompozisyona dönük bilgiyle müzik teorisi alanına dönük bilgiyi birbiriyle her cümerç etmemiş olmamız, bizden önceki kuşakların bunlar arasındaki ayrımlara dikkat etmemiş olmasıdır. Makam teşekkülünden bahsedilen bir bestekarın falan makamda eser bestelerken o eseri nasıl hanelere, o nameleri nasıl oluşturacak, ne gibi imkanlardan yararlanacak, kendine özgü bir nameyi nasıl şekilde, bu kastedilen budur. Yoksa makamın bizatihi kendisi, birazdan göreceğiz o bestesel seyir modeline geldiğimizde, biz bugün makamın kendisini potansiyel bir ezgi olarak algılıyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil. Dönüşmüş bir modelin ürünü olan bir yaklaşım bu. Burada meselenin çok net olduğunu görüyorum ve geçiyorum. Bakın Abdülaziz bu sefer devirlerin asıllarını, esaslarını veriyor. Dikkat edin. Dörtlü, dörtlü, beşli, üçlü. Bu kadar net. Yani şunu anlayabilirsiniz. Devir eğer oktav bütünlüğü bakımından bir nazari bir kavram ise bunların asılları ve esasları ve name yapmaya yeterli olacakları, name yapmaya yeterli olacak olanları dörtlü, beşli ve üçlü kategorileri içerisinde zaten devirlerin nesini oluşturuyormuş? Asıllarını, esaslarını ve temellerini oluşturuyormuş. Devam edelim. Hocam affedersiniz. Buyurun. Demin 10 dakika sonra yeniden başlatılacak diyordu. Öyle mi? Arada kesmesin isterseniz onu katılalım. Nasıl yapalım ya? Yeniden mi yapalım? Öyle bir şey yapıyorduk. Şöyle yapalım bir dakika. Şimdi küçük ara, şu anda 21. slide'deyiz.
Şu, şunu bir 4 saat yapalım. 4 saat sonra artık helalleşeceğiz diyelim ya. Safiyyüddin'in bizzat kendisi eserinde bir terim kullanıyor. Bu terimi hepinizin dikkatine yeniden arz etmek isterim. İntikal terimi. İbn-i Sina'da, Farabi'de olan bir terim bu. Antik Yunan'da olan bir terim. Çok önemli bir terim. Bizim bugün seyir diye anlattığımız her şeyi aslında kapsamına alan bir terim. Dolayısıyla belki akademik çevreler bakımından yeniden müzik terminolojisi içerisine kazandırılması gerektiğini düşündüğüm bir terim. İntikal. Diyor ki Safiyyüddin, namelerde intikale, yani bir sesten diğerine geçmeye, onlar üzerinde hareket etmeye, seyir etmeye, perdeden perdeye geçmeye, ya tiz taraftan veya pes taraftan ya da en tiz ve en pes taraftaki nameler arasında herhangi bir noktadan, yani bir orta bölgeden başlanır. Şimdi bizim bazı makamlarımız var ya, kantemirhane bir sınıflama yapıyor. Pes namelerin makamları, tiz perdelerin makamları gibi bir ayrım yapıyor ya. Öteden beri müzik içerisindeki ezginin hareket tarzı zaten o seslerin konumlanışı bulunduğu yer, makam nazariyatının temel bilgisi, referansı. Zaten o namelerin nasıl hareket ettiğini, hangi bölgeler içerisinde bulunduğunu, nerelerde merkezleştiğini anlamaya çalışıyor. Buradaki sorun devir nazariyesine dayalı teorisyenlerin her şeyi oktav içerisinde anlama çabaları. Çünkü oktav aynı zamanda mikrokozmos ile makrokozmos arasındaki ilişkiyi ölçmenin ve o ölçme üzerinden uyumu ve nizamı anlamanın bir anahtarı, bir aracı, bir aparat bu. Teorik bir aparat. Bu bir kural değil. Bu bir icracı her müzisyenin mutlak riayet etmesi gereken bir husus değil. Tamamen teorisyenin ihtiyaç duyduğu bir şey. Anlamak için ihtiyaç duyduğu bir şey. Ve imal etmek, yani hani nasıl teknoloji geliştiriyoruz? Bu teknoloji geliştirmeyle ilgili bir şey. O uyum ve nizamı anlamak için benim ölçmeye ihtiyacım var. O ölçmede de 4'lü, 5'li ve oktav matematikçi Pisagorcu ekolden beri bu müzik teorisyenliği yapanların temel araçları olmuş durumdadır. Devam edelim. Aynı referansları Maragalı Abdülkadir'de buluyoruz. Ezgisel harekete, yani Osmanlı dünyasının makam nazariyatı diye geliştireceği bilgiye dair ilk temel referansları buralarda da buluyoruz demeye çalışıyorum. Sadece devir nazariyesini üretenler o matematikçi bütün zorlamaya rağmen aynı zamanda hareketin gerekliliğini açıklama ihtiyacını o zaman da duymuşlar. Bakın, ıspanet diyor, bunun sesleri şudur ama burada melodinin hareketi tiz taraftan başlar diyor. Dikkatinizi çeker. Bir başkasında icraların pek çoğu makamları tiz taraftan başlatmıştır. Dügah, bakın dügah makamı. Bu şundan oluşur ama başlangıcını pes taraftan yaparlar. Biz de şimdi bu eski dügah bizim kültürümüzde uşak makamına dönüştü. Hani böyle bir parantezci bir bilgi vereyim. Bilinen en eski uşak makamındaki eserlere baktığımızda hepsinin o rast perdesine bir yaslanıp dügaha doğru çıktığını hep görürüz. Araram diye o girişi hep görürüz böyle. Demek ki o zamanlarda bile teorisyen biraz dikkat ettiğinde en azından dügah diye tanımladığı o melodik hareketin temelinin pes taraftan başlanarak yapıldığının nesinde farkında. Ali Şah 16. yüzyılda bakın bütün sayıyor şunları, diyor ki bunlar diyor nadiren bütün sesleriyle kullanılır. Ama teorisyenler bunların hepsini oktav dizileri olarak açıklıyorlar. Ama bak ne diyor? Nadiren tüm sesleriyle kullanılır. Gene o asıllar meselesine dönelim. Ne diyordu adam? İcracılar bu devirlerin asıllarını kullanırlar. Ait olduğu daireyi bilmeyenler devirlerin asıl seslerini kullanırlar. Aynı şeyi söylüyor. Bakın her makamın kendine mahsus birkaç perdesi vardır. Ne için? Name yapmak için. Bu perdeler o makamın kısımları için merkez oluşturur. Çok güzel. Diğer perdeler bu merkez etrafında şekillenir. Çok basit bir soru. Rast makamının merkezi neresidir diye sorsam size. Hangi perdedir? Rast perdesidir.
rast makamında bir name yapmak istiyorsanız arkadaşlar, uyacağınız kural şudur. Bir, tam perdeler düzeni içinde olacaksınız. Yani kullanacağınız perdeler sistemin ana perdeleri olacak. Rast perdesini merkez alacaksınız. Bunun etrafında inen ve çıkan bir name yapıp başladığınız yere dönerseniz siz rast makamında bir name yapmış olursunuz. Başka hiçbir imkanı yoktur bunun. Yani rast makamında name yapmak için gerdaniye perdesine çıkmak, oradan rasta gelmek, nişanlı geçmesi böyle bir şey yok. Bunlar bestecinin imkanları. Bestecinin imkanları ve bestecinin yaratıcılık ve özgürlük alanları. Bu kompozisyonla ilgili bir şey. Ama nazariyeci için, yani makam kavramına dayalı bir nazariyeci için yaptığınız name rast mı değil mi? Tam perdeler, rast perdesi merkezde, inici ve çıkıcı bir hareket bitti. Yaratıcılık artık besteciye kalmış, name yapana kalmış yani. Bakın görüyorsunuz devir ve makam ilişkisine doğru gidiyor. Çünkü Maragalı Abdülkadir'i biraz Safiüddin savunucusu biri olarak görmek gerekir ama icracı ve bestekar olduğu için Safiüddin'den birazcık daha farklı nitelikleri var. Bir de o yüzyılda Safiüddin'le rekabet eden ikinci bir nazariye Dürretüt Tac'da Kutbettin Şirazi biraz daha mistik bir ekol üzerinden geliyor. Bunun ilişkilerini tabii etraflı olarak ele almamız lazım. Her birinin ayrı ve özenli çalışmalara ihtiyacı var. Biraz kabul edilmiş şablonlar dışında araştırılmaya ihtiyacı var. Onun altını çizeyim. Bakın ne diyor, lütfen dikkat edin. Sanatkarlar Arapların şudud, yani şedler, diziler, ard arda gelmiş seslerin oluşturduğu dizi diye, kuşak halinde yani, öyle düşünelim, dediği ve her birine özel bir isim verdiği 12 makama 12 perde derler. Bakın Camiül Elham'da verdiği bilgi, Maragalı'nın. Yani devir nazariyesi kullanıldığı dönemde bile icracılar perde ve makam terimlerini kullanmaya devam ediyorlar. Neden? Neden? Söyleyeyim. Çünkü perde ve makam terimlerine dayalı gündelik dildeki kullanım daha 8 ve 9. yüzyıllarda bizzat sufi çevreler tarafından, hatta tasavvufun temel kavramları olarak kullanılmaya devam ediliyordu. Bir benzetmeyle açıklayayım. Perde aslında hakikatin üzerindeki örtüdür. Perdeyi kaldırırsanız hakikat açığa çıkar. Aynı zamanda bir engeldir perde. O yüzden bizde özellikle Mevlevi gibi, Bektaşi gibi tasavvuf erbabı üzerinden gelenler name yapmaya başlamayı perde açmak olarak nitelendirirler. Bakın konsepte dikkat edin. Perde açmak. Mesnevi'de boşuna dinlen eyden diye seslenmiyor yani Mevlana. Orada da çok önemli bir sembolik kavrayış olduğunu görüyoruz. Şu bilgi çok önemli. Bugün hala İran nazariyatında guşe adıyla, köşe demek bu. Köşe de yer demektir. Onu dikkatinize sunayım. Yani hani bir köşeye çekildi artık veya kendi köşesine çekildi demek. Hani kendi yerine, dünyasına çekildi, orada varlığını sürdürüyor. Aynı kelimeler olarak birbiriyle kavramsal bir akrabalık içinde olduğuna dikkat edelim. O şudud, devir, daire, makam, perde ve köşe, guşe kelimeleri arasında yüzyıllardır devam eden bir akrabalık olduğunu da burada aslında açık seçik görebiliyoruz. Bu ne demek? Müzik terminolojisinin tarihi boyutları üzerine yapılabilecek kapsamlı araştırmalar aynı zamanda teori bilgimize çok önemli katkılar sağlayacak. Mesela avaz ederken ne kastediliyor? Sadece seyyare mi? Avaz, sada, nida, ses kelimelerin arasında da bir süreklilik var mı? Bunları daha iyi anlayabileceğiz gibi görünüyor. Makasülül Elhan da bu kez diyor ki, icra erbabı nezdinde perde 12 makam olup, Araplar bunlara şudut, acemler ise perde ve makam diye adlandırmıştır. Bunlara meşhur devirler de derler. Bilindiği gibi her birine hususi bir isim de verilmiştir. Bu şimdi şu verdiği bilgiler bizim için altın değerinde. Çünkü Ezgi'nin hareket tarzına odaklanan nazari faaliyetlerin çok erken dönemlerden beri bu çalışmalarda anahtar bir yeri olduğunu görüyoruz. Yani sadece diziler peyda etmek değil, aynı zamanda bunun içerisinde namelerin nasıl şekillendiğini, hareket ettiğini anlamak da
teorisyen bakımından önemli bir mesele gibi görünüyor. Bu Makasülül Elhan'dan bir sayfa. Tipik işte daire dediğimizde o birlik ve uyumun altı temel devir açısından Maragall tarafından nasıl temsil edildiğini ve bunun kuadriyuma tekabül ettiğini orijinal olarak görebilirsiniz. 1418. Bunu biz hani bugünkü Porteli efendim Avrupa notasyonuna dayalı bir sisteme aktardığımızda devirle izah ettiği şeyin işte mesela Uşak devri için Uşak dörtlüsüyle beşlisinin birleşiminden elde edilmiş ama kural olarak dörtlü daima alt tabakadadır. Niye? Temeldir. Nazari olarak bu hep böyledir. Bu yüzyıllarca bugün yazılan maalesef bir takım doktora tezleri, yüksek lisans tezleri görüyoruz. Şu gösterimi Ezgi'nin karar sesi olarak algılıyor. Bu doğru değil. Bu doğru değil. Bu sadece nazari bir gösterim. Ezgi yani şurada karar ediyor olabilir. Fakat teorisyen dörtlüyü temele alarak bu devri inşa etmek zorundadır. Burada yine teorisyenle icracı arasındaki farkı ve ürettiği bilginin kısıtlayıcı bazı ön şartlarını açık seçik görebiliriz. Hiçbir zaman devirler beşliyle başlamamıştır. Size bir bilgi yani. Mutlaka niye? Gene Pisagorcu Tetraktis dörtlüyle başlamak zorundadır. Bütün devirler. Devam edelim. Burada işte görebilirsiniz antik Yunan'dan itibaren hem aralıkların nasıl adlandırıldığını hem ne gibi oranlara dayalı olduğunu. Bu oranları araştırmak başlı başına kendisi bütün müzik teorisindeki belki o harmonya, armoni, uyum, mülayim, mülayimet arayışlarının aslı ve esası diye düşünülebilir. Çünkü mükemmelliğin anlayışını sayıda aramak, oranlar üzerinden de bütün bu çarkı açıklayabileceğine inanmak gibi bir arayış var bunun temelinde, bu matematikçilerin. Matematikoi deniliyor bunlara antik Yunan'da. Bunlar her şeyi sayılar üzerinden izah ediyorlar. Modern dünyanın kurulmasında da bu eğilimin çok güçlü, hatta dijital dünyanın gelişiminde bu ekolün, öyle değil mi sevgili hocam, Mustafa Kemal Karaosmanoğlu hocamız da aramızda, sağ olsunlar lütfetmişler. O kendileri bu hususları çok daha iyi bir şekilde hem bilmekte hem de bize anlatabilmektedir. İnşallah bu TÜMAÇ kapsamında hocamızdan da o yönde bir sunum arz ederlerse çok mutlu olacağımızı belirterek geçelim. Bakın sürekli görün diye bunu özellikle gösteriyorum. Antik Yunan'daki adı ve İslam nazariyecilerine birebir çeviri olarak geçen karşılığı. Yani Kındi, Farabi, İbn Sina, efendim oradan Safiyüddin'e gelen çizgi, Safiyüddin'den Maragalı'ya gelen Ladikli Mehmet Çelebi'ye uzanan çizgi hep bu mantık içerisinde düşünerek bu adlandırma sistemini korumuş teorik bakımdan ve sürdürmüştür arkadaşlar. Bu ne demek? Zaten 9. yüzyıl niye önemli İslam dünyasında? Antik Yunan kaynakları Beytül Hikme kapsamında yürütülen kapsamlı çeviri faaliyetleri sayesinde ne olmuştu? Her alandaki bilginin Arapçaya çevrilmesini sağlamıştı. O çevirileri yapanların büyük kısmı aynı zamanda Süryani idiler. Yani hem antik Yunanca'yı biliyorlardı, hem Arapça'yı biliyorlardı. Bu yüzden de bu çevirileri mükemmel şekilde yapabilecek durumdaydılar. Safiyüddin'in kendi mantığı içerisinde, bakın hep dörtlü temelinde, beşleri ekleyerek oluşturduğu meşhur devirler. 12 tane. Niye 12 tane? Çünkü aslında bunlar 12 burcu temsil ediyor. Ve 12 ile kısıtlanmasının müzik açısından hiçbir mantığı gene yok. Yani niye 12'de 13 değil 11? Sadece ve sadece burçların müzik nazariyatındaki temsili olduğu için 12. Yoksa müzik açısından hiçbir zorlayıcılığı, bağlayıcılığı yok. Devam edelim. Şimdi burayı herhalde noktalayacağız artık. Devir modeli dediğimiz şeyin şöyle bir dili var arkadaşlar. Bu terimler içerisinde şekillenmiş bir nazari modelden bahsediyoruz. Bakın burada kolay kolay birazdan göreceğimiz, ikinci modelde göreceğimiz terimlerin hiçbirisi bu modelde yer almıyor. Mesela agaze diye bir şey yok burada. Karargah diye bir şey yok burada. Seyir diye bir terim yok burada. Yani hani dikkatinizi çekmek adına söylüyorum. Ama buna karşılık mesela mücennet, mülayim, mütenafir, efendim munfasul, eskal, evsat, ehad, bam, mesles, mesna gibi terimler bu modelin içinde var. Bu şunun için önemli.
Demek ki bu model bu dil ve terimleri kullanarak musiki nazariyatını ne yapıyor? Açıklıyor. Evet, şimdi buradan devirden makama doğru geçişteki bazı temel ilişkileri görebilirsiniz. Mesela bizde kaynaklarda, tarihsel kaynaklarda da avazeler 6 mı 7 mi? Bu tamamen dini sembolizmle ilgili bir şey. Müzik nazariyatında gene bunun hiçbir anlamlı karşılığı yok. 6'yı neyle ilişkilendirerek avazeyi tanımlıyorsun? 7'yi neyle ilişkilendirerek avazeyi tanımlıyorsunla alakalı bir şey bu. Niye 24 şube? 24 saatten dolayı. Bunun dışında müzik açısından gene hiçbir bağlayıcı, yani niye 24 olsun da 25 olmasın? Çünkü 24 saate karşılık alıyor bunu. Burada 4 unsura karşılık olarak alıyor. 4 şube. Evet. Ve 4 şube diyor. Yani mesela ikisi arasında şube teriminin kullanımı bakımından en temel fark. Ha. Maragalı bunu 24 diye tanımlıyor. Şirazi'de 9 tane şube var. Dikkatinizi çekerim. Peki niye 9? Bu da gene bir sayı sembolizmi. Kainatta göğün 9 katını temsil etmek dışında hiçbir anlamlı, müzik açısından hiçbir anlamlı karşılığı yok. Görüyoruz ki o zaman teorisyenlerin bu bir takım rakamları kullanmasında da hala müziğin kendi şartlarından ziyade bağlı kanılan inanç mekteplerinin ya da felsefe ekollerinin burada nesi var? Belirleyiciliği var. Bu çok net yani. Ve bakın, önce 24, sonra 48, sonra 53, 56, 57, 30, her neyse. Saat, hafta, ay, bunların unsurlarıyla, takvime bağlı unsurlarla ilişkilendirdikleri için, zamana ait unsurlarla ilişkilendirdikleri için terkibi, en nihayette yaratıcılık bakımından geldikleri yer, terkipler bir nihayettir. Yani sayısız terkip yapılabilir. Niye? Zamanda akıp gitmektedir zaten. Ama önceki ekollerde sayısal kısıtlamaların hepsi hafta, ayın günleri, günün saatleri gibi ilişkiler içerisinde düşünülmesinden kaynaklı olmuştur. Burada işte görebilirsiniz kozmosun unsurlarıyla musikinin unsurlarının irtibatlandırılmasını. Daire ile devir kavrayışı, makam kavrayışı arasındaki tipik şeyi burada yine görebilirsiniz. İşte teorisyen böyle bütünler elde etmek zorundayken parçaları birleştirerek Lego parçalarını. Makam fikrine sahip olmak, bakın merkezi perde, onun etrafında bir name örülmesi. Den ibaret. Aralarındaki mesela namenin çıkış hattı, iniş hattı, karar hattı, başladığı yer. Bir ezgiyi nasıl tarif edebiliriz? İşte böyle tarif edebiliriz. Bahir kavramı anahtar bir kavram. Keşke bunun üzerine müstakil gene makaleler yazılsa, tezler yazılsa. Çünkü başlı başına araştırmayı hak eden bir konu. Antik Yunan'dan itibaren temel bir konu. Bakın dikkat edin, makam bilgisine geçişte bunun rolü ne diye düşünecek olursanız, yani devir kavramı varken bahir kavramına niye ihtiyaç var? Bakın anahtar cümle burası. Bahirlerde aralıklardan ziyade bahirin bulunduğu yere bakmak gerekir. Yani demek istiyor ki, bugünkü dille söyleyelim, bu neva üzerinde mi, rast üzerinde mi? Çünkü bahirin bulunduğu yer onu adlandırmada da bir farklılık yaratacaktır demek istiyor aslında. Bakın, diyelim ki ikisi de tanini bakiye dizilişine sahip iki tane bahir var. Ama birisi işte A sesi üzerinde, öbürü bilmem YH üzerinde. Bak diyor ki, iki bahirin kökleri bir olsa da bulundukları yerler. Yer dediğimde daima makam kavramını düşünün arkadaşlar. Bugünkü perspektifle değil. Spesifik bir lokasyon anlatmak istediği için yer tabirini kullanıyor. Makam tabirini kullanıyor. Çünkü bunların yerleri, bulundukları, namenin bulunduğu yerler birbirinden farklıdır. Ve bakın, burada görebiliyoruz işte şu ve şu, bakın aynı aralık dizilişine sahip. Ama birisi A üzerinde, öbürü H üzerinde. Bulundukları yerler birbirinden farklı. Bunu demek istiyor. Bu da bizzat yine Camiül Elham'da Bahir'in için Enva tabiriyle bu sefer, çünkü sekizli dizilerin yerlerini bu sefer veriyor Maragalı. Görebiliyoruz. Evet. Şimdi Osmanlı'nın esas birikimini oluşturan batıni ve makam terimine dayalı nazari model. Bu çok özgün bir bilgi türü arkadaşlar, fakat sembolik nitelikleri işlevsel niteliklerinden önde olan bir model bu.
Esas işlevsel modeli 18. yüzyılda Osmanlı dünyası nazariyecileri kuracaklar. Bu model hala kullanılmaya, geliştirilmeye açık bir modeldir. Birazdan oraya geldiğimde önemli vurgulayacağım. Alternatif bir ezgi teorisi olarak Batı'nın, belki Batı'da bile kaybedilmiş bazı referanslara ışık tutabilecek bir bilgi türüdür. Bunun öncüsü olan model budur. Çünkü burada da esas nameleri anlamaktır. Ne demek istiyorum? O statik yapı odaklı modelden şimdi neye geçildi? Ezgisel harekette dikkat eden makam terimine dayalı bir ezgi teorisi esaslı bir modele geçildi. Onu demek istiyorum. Burada işte bu modeli şekillendirirken bu biraz metafizik mekteplerle alakalı bir model. Dolayısıyla teorisyenlerin büyük kısmının o sufi dediğimiz çevrelerle irtibatı var. Ya da en azından ezoterik sembolizme bağlı kimseler bunlar. Çünkü müziği kainatın yine bir temsil alanı olarak görüp açıklama eğilimindeler. İlk öncüleri aslında 11. yüzyıla kadar geri gidiyor. Ama Osmanlı dünyasında ilk örneklerini 15. yüzyılda görmeye başlıyoruz. 15. yüzyılın müzik nazariyatını yazan teorisyenlerin büyük kısmı bu mektebe bağlıdır. Öncülerinden birisi de Kırşehirli Yusuf'tur. İşte tipik temsili yine Kırşehirli Yusuf'tan demin de arz ettiğim, bunu ben bu diyagramı oluşturmuştum, yani içeriğini Türkçeleştirdim ve yeniden çizdim diyelim. Bunun içerisinde o matematik temelli bilginin hiçbirisi yoktur. Tamamen sembolik unsurlar vardır. Yani en temel farkını burada görebiliriz. Bir de tabii burada semboller, yani yıldız şekilleri, efendim göz sembolü, daire sembolü burada çok daha anlam kazanan, önem verilen bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Şunu da altını çizerek vurgulayayım. Makam araştırmalarında artık bunu bir başlangıç noktası kabul etmek zorundayız. Bu Farsça'da gâhla, yer Türkçe'de yerle, mahal, mertebe, mevki, mevzi gibi tüm kelimelerin makamla eş anlamlı olduğunu, süreç içerisinde makamın özellikle tasavvuftaki yaygınlığından, musiki nazariyatında da en yaygın kelime haline geldiğini bilmemiz lazım ve araştırmalarımızı artık bunun üzerinden götürmemiz lazım. Yani biraz ezberimizi ve doğru kabul ettiğimiz hususları gözden geçirip yenilememizde bilgiyi yeniden üretilebilir hale getirmeye gayret etmemiz lazım. Bir adam makam dediğinde aslında basitçe mahal demektedir, mertebe demektedir, gâh demektedir, yer demektedir. Bunu bilmemiz lazım yani. Evet. Yoksa efendim dörtlü ile beşlinin birleşiminden bir dizinin bilmem, ya bu değil yani, asla değil. Hiçbir şekilde değil yani. Evet, bakın bu modelin aslında anahtar kelimesi antik Yunan'dan itibaren müzik felsefesi de diyebileceğimiz bir alana temel teşkil eden alemlerin musikisi kavrayışı. Yani the harmony of the spheres veya the music of the spheres. Yani bütün kainattaki o gezegenlerin dönüşlerinden bir ses çıkardıkları, bir avaz çıkardıkları, o avazın ancak bilge, şeyh, hakim kişilerce duyulabilir nitelikte olduğu, dolayısıyla biraz böyle insanüstü bir vasıf gerektirdiği, ama bir benzetme olarak insanların müzikte çıkardığı seslere benzer nitelikte bir şey olduğuna dayalı bir kainat kavrayışı modeli bu. Alemlerin ahengi, musikisi, uyumu. Bakın, referans verilen isimler, İdris Peygamber, bu Hermes Trismegistus, bu adam 3 kere yüce Hermes demek, tanrılardan aldığı mesajı insanların anladığı dile çeviren bir tür peygamber bu, elçi. Ve bütün gizli ilimlerin kaynağı. Yani gizli ilimler denildiğinde herkese ait olmayan türde özel bir bilgi türü. Yıldızlarla ilgili, kainatla ilgili, tanrıyla ilgili, musikiyle ilgili, matematikle ilgili, sayılarla ilgili, aklınıza ne geliyorsa. Seçilmiş insanlara mahsus bir bilgi birikimini taşıyanlara mahsus bir felsefe bu. Referanslarını takip ettiğimizde müzik tarihi alanının bütün kaynak isimlerini neredeyse görebiliyoruz. Bakın, Bilge Fisagores, Nai Osman Dede'de bile referans olarak verilir yani. Ve musiki ilminin mucidi olarak kabul edilir. Bu ilmi İdris Peygamber'den öğrenmiştir. Gizli bilgi geleneği içerisinde. Çünkü bunlar bir tür tekke ve tarikat
yapılanması içerisinde bu bilgiye sahip olmuşlardır. Bu herkese açık bir bilgi değil arkadaşlar. Bakın Farabi, Batlamyus, Safiyüddin hepsini aynı kategori içerisinde görüyorlar. Yani bir silsile olarak hepsini bu zincir içerisinde görüyorlar. Çok nadir bir örnek ama çok manidar bir örnek. Bunu özellikle altını çizerek yazıyorum buraya. Eski Yunan'da Pisagorcularla rekabet eden en büyük teoriyi ve makam bilgisinin öncüsü sayılabilecek teoriyi geliştirmiş istisnai Aristoksenos Aratosthenes. Bizzat Hızır bin Abdullah'ın referanslarından bir tanesidir. Hani araştırmacı dostlarımıza hiç çekinmeden keşke araştırsalar diye bu referansları özellikle veriyorum yani. Bakın Öklidis yani Öklid. Çünkü hemen hemen hepsi onun monokort yöntemini hem antik Yunan'da hem Latin Avrupa'da hem İslam dünyasında bütün teorisyenler bunu kullandılar. Ve saygıyla kullandılar. Rauf Yekta'nın çalışmaları bile bu zincirin bir halkası durumundadır yani. Devamı niteliğindedir. İhvan-ı Safa referansı çok önemli. Niye? Neoplatonist felsefenin İslam dünyasına geçişini sağlayan ve aslında çok azının biyografisi hakkında bilgi sahibi olduğumuz bir mektep bu biliyorsunuz. Bu buradaki referanslardan, temel referanslardan bir tanesini oluşturuyor. Bakın çok önemli bir isim, Suhreverdi. Neoplatonist felsefenin İslam dünyasındaki en büyük önderlerinden birisi. Aynı zamanda İbni Arabi'ye, Gazali'ye öncülük yapmış bir isim. Yani olay sadece müzik içerisinde düşünülerek anlaşılabilir bir şey değil. Derin boyutları olduğunu ne olur dikkate alalım. Bu o kadar basit bir iş değil. Yani müzik teorisi alanında yüksek lisans tezi, doktora tezi, makale yazmak isteyen dostlarımızın bilgi altyapılarını çok daha geniş bir temele, zemine oturtmaları gerekiyor. Öbür türlü çok kısıtlı bakış açıları ve birbirini tekrar eden bilgi kırıntıları üzerinden ne bilgi üretebiliriz ne de temcit pilavı durumunu aşmamız mümkün olabilir. Bunu ısrarla dikkatlerinize sunmak istiyorum. Meselenin mesela Suhreverdi'nin ne yaptığını, ne demek istediğini, işlevinin ne olduğunu bilmeden bu yüzyıl kaynaklarını Edward çalışıyorum adı altında tırnak içinde tez veya başka bir şey yapıyor olmak en önemli ayaklardan biri hakkında hiçbir şey bilmeden tez yazmak anlamına geliyor. Ve bu kabul edilebilir bir durum değildir arkadaşlar. Yani ben buna akademinin içinde birisi olarak ağır sayılabilecek bir eleştiri getiriyorum. Büyük bilgi eksiklikleriyle yapılmaması gereken seviyede çalışmalar yapılıyor. Bu doğru değil. Bu eksikler zaten dönüp dolaşıp bizi ayağımıza dolanıyor ve bir türlü o karanlıkta ilerleme durumunu aşamıyoruz. Yani ışıkta ilerleyebilir duruma bir türlü gelemiyoruz yani. Bu engeller yüzünden. Bunun bakın alemlerin musikisi. Bunu batıda müzik teorisinin alanında çalışanlar mükemmel tezler yazarak, kitaplar yazarak, makaleler yazarak şu konunun batı müzik teori tarihindeki kaynaklarını ve literatürünü ciddi şekilde açığa çıkardılar. Ama bu bilginin en köklü olduğu coğrafya İslam ve Osmanlı coğrafyası, biz hala bunun hakkında çok kırıntı bilgilere sahibiz. Yani bu dediğim şey içinde bulunduğumuz aczi çok net ifade ediyor. Çünkü bizde teori alanını modernleştirenler bunlara hurafe gözüyle baktıkları için üzerinde zaten çalışmaya değmez hususlar olarak gördüler. Büyük bir yanılgıdır. Bak burada sadece bir referans vereceğim. Bizim yine Edvarlardan. Kullanılan tabir şu. Feleki devvarın sadasın işitmek. Yani zaten kelime alem felek dediğinde işte seyyareler onlar dönüyorlar. Dönüşlerinden bir ses çıkıyor. O seslerin her biri uyumlu sesler, tanrısal sesler. İşte müzikte niye aralık ölçüyor, niye uyum bulmaya çalışıyor, niye yapılan hiçbir hesaplamayla yetinmiyor onun teorisyen nazarındaki karşılığı burada ortaya çıkıyor yani. Veya niye istisnai duyma özelliği Fisagores'e mahsus da efendim veya burada verdiği isimlere mahsus da diğerlerine değil. İşin ruhu özü burada yatıyor. Bir de şunu unutmamak lazım, bu birlik ve uyum, işte makrokozmos, alemi kübra, mikrokozmos, alemi sura. Bütün neredeyse Osmanlı dünyasındaki bilgi birikiminin anahtar kavramları. Adam tarih yazsa bunu kullanıyor. Padişaha nasihat edecek olsa bu kavramları kullanıyor. Anlatabildim mi?
Müzik nazariyatıyla uğraşsa bu kavramları kullanıyor. Bunlara böyle boş inanç, hurafe gözüyle bakmak aslında modernizmin yarattığı körlükten başka bir şey değildir. Yani zihnen biraz ufkumuzun genişlemesi lazım. Bak ne diyor burada? Bütün tasavvuf ekolüne anahtar olan bir ifade bu. Allah insanı kendi suretinde yarattı. Bu da şu demektir. İnsan üzerine yapılacak çalışmalar yine aynı zamanda tıpkı musiki nazariyatı çalışırsan kainattaki düzeni anlarsın gibi insan üzerine yapılacak çalışmalar neyi anlamaya yardım edecektir? Kendi suretinde yaratılmış olanı anlamaya yardım edecektir.